Mesela sahip olduğunuz ismin bir tadı, bir kokusu, bir şekli olabilir mi? Peki geometrik şekillerin mesela daire ya da üçgenin bir sesi olabilir mi? İsminiz ve yüz şekliniz arasında uyum nasıl olur ve bunun hayatınızı etkileri nelerdir? Bu videoda ilginç bir psikolojik gerçek olan Buba Kike etkisi ve bununla ilgili ilginç araştırma sonuçları hakkında konuşacağız. Hadi gelin minik bir deney yapalım. Şimdi lütfen ekrandaki iki şekle bakın. Bu şekillerden birinin adı Buba, diğerininki ise Kiki. Peki sizce hangisinin adı Buba? Hangisinin ki Kiki? Karar verin ve not alın. Hangisi Buba? Hangisi Kiki? Bu sorunun aslında doğru bir cevabı yok. Şekiller ve isimler uydurma. Ancak bu soru sorulduğunda insanların yüzde 95'i daha keskin köşeli olan şekle, yıldıza benzeyen şekle, kiki daha oval, daha yuvarlak olan şekle ise buba deme eğiliminde. Sizin cevaplarınız nasıl? Yorumlarda bizimle paylaşın. Görünen o ki buba sesi bize yuvarlaklığı hissettirirken kiki ise daha keskin, daha köşeli bir duyguya sahip. Peki bunun sebebi ne? Olası sebeplerden bir tanesi bu seslerin bize aynı seslere sahip diğer yuvarlak ya da köşeli nesneleri hatırlatması. Örneğin insanlar keskin şekillere kiki diyorlar çünkü kılıç Yine K sesiyle başlıyor ve keskin. Ya da işte buba sesine yuvarlak diyorlar. Çünkü işte boru ya da e, balon gibi daha oval nesneleri hanımsatıyor. Ancak bu deney farklı ana dillere sahip farklı ülkelerde tekrar tekrar yapıldığında yine her seferinde insanlar keskin şekle kiki, oval şekle ise buba dediler henüz okumayı bilmeyen 2 yaşındaki bir çocuğa dayı sorulduğunda aynı cevabı vermiş. Bunun sebebiyle ilgili olasılıklardan bir diğeri ise bu sesleri çıkartırken ağzımızın aldığı şekil boba derken ağzımız daha oval bir şekil alırken kiki derken daha dar bir açıklık söz konusu. Peki bu şekillerin bir sesi varsa acaba tadı da olabilir mi? Hadi gelin bir deney daha yapalım. Şimdi yine ekrandaki şekillere ve gıda isimlerine bakın ve her birinin hangi şekle daha uygun olduğuna karar verin. Sizce hangi yiyecek ya da hangi içecek hangi şekle ait? Oxford'da deneysel psikoloji profesörü Charles Spence ve meslektaşları tarafından yapılan araştırmalar, insanların hangi yiyeceklerin buba, hangi yiyeceklerin ise Kiki olduğu konusunda rutin olarak benzer cevaplar verdiğini gösteriyor. Siz de daha acı, daha ekşi, daha keskin tatları Kiki grubuna alırken daha yumuşak, daha nötr, daha şekerli tatları Buba grubuna mı aldınız? Yalnız değilsiniz. Araştırmalarda da insanların büyük bir çoğunluğu bunu yaptılar. Görünen o ki beynimiz şekiller, sesler ve tatlar arasında bağlantılar oluşturuyor. Bu nedenle bazı araştırmacılar, yemeklerin servis edildiği tabakların şeklinin o yemekle ilgili tat alma deneyimimizi etkileyebileceğini ileri sürüyor. Londra Üniversitesi'nde 2015 yılında yapılan bir araştırma, yiyeceklerin köşeli, örneğin kare veya üçgen tabaklar yerine yuvarlak tabaklarda servis edildiğinde daha tatlı olarak algılandığını buldu. Diğer bazı araştırmalarda baharatlı yiyeceklerin kiki kaselerinde servis edildiğinde daha baharatlı olarak algılanırken süt, patates ve vanilya gibi maddeler içeren yiyecekler buba kaselerinde servis edilirse daha zengin ve kremsi olarak algılandıklarını görüyoruz. Bu araştırmaların bilgilerini açıklama kısmına ekleyeceğim. Benzer bir ilişki koku duyusunda da tespit edilmiş. İnsanlara sorulduğunda limon ya da acı biber gibi daha keskin kokuları kiki şekliyle eşleştiriyorken vanilya, ahududu gibi daha yumuşak kokuları buba şekliyle eşleştirdikleri görülmüş. 2017 yılında yapılan bir araştırma bu ilişkinin tamamen yabancı insanların yüzünü tanımlarken de mevcut olduğunu gösteriyor. Yapılan deneyde katılımcılara oldukça köşeli ve oldukça yuvarlak olan bir dizi rastgele yüz gösterildi ve bu yüzleri verilen listedeki isimlerle eşleştirmeleri istendi. Listedeki isimler Jono, George, Lou gibi yuvarlak isimler ve Mickey, Pit gibi daha keskin sivri isimlerdi. Denekler tahmin edeceğiniz gibi Jono, George, Lou gibi yuvarlak isimleri daha yuvarlak yüzlerle eşleştirirken Pete, Mickey gibi daha keskin isimleri, daha sivri ya da daha köşeli yüzlerle ilişkilendirdiler. Araştırmalar bize sadece bunu da söylemiyor. Yüzleri ile isimleri bu açıdan daha uyumlu olan kişilerin daha güvenilir olarak algılandıklarını gösteriyor. Yani neyi kastediyorum? Örneğin Oytun, Oylum, Onur gibi daha buba yani daha oval şekillerle ilişkilendirilebilecek bir isme sahipseniz ve eğer yüzünüz de daha oval bir yüzse ya da Kenan, Kaan, Tarık gibi daha kiki şekliyle ilişkilendirilebilecek bir isme sahipseniz ve yüzünüz de daha keskin, daha köşeli ya da daha sivri ise insanlar sizi daha güvenilir olarak algılıyorlar. Örneğin siyasi alanda isimleriyle uyumlu yüzlere sahip politikacıların rakip politikacılara oranla yaklaşık 10 puanlık bir farkla daha fazla kazanma eğiliminde oldukları görülmüş. O zaman anne babalar sanırım isim verirken bir şeyi daha kale almaları gerekiyor. Acaba çocuklarına verecekleri isimle çocuklarının yüz yapısı ne kadar uyumlu? Sizin isminiz hangisine giriyor? Buba mı yoksa Kiki mi?